Maalesef deprem bilançosu giderek ağırlaşıyor. Buz gibi soğukta insanların yerin derinliklerinde işsizleştiğine mi, yoksa sağ kurtulanların zeminde nefessiz kaldığına mı tanık oluyoruz? Her ikisine de, ama daha çok AKP'nin yarattığı sistemin enkaz altındaki korkunç çığlıltılarını duyuyoruz. Bir zombi gibi çoktan ölmüşken hepimizi toprağın altına çekmek istemesiyle sarsılıyoruz. Biri deprem bölgesinden şöyle yazmış: akşam tam 2,5 kilometre enkaz arasında yol yürüdüm. Tek ışık bile yoktu. Enkazlardan gelen inlemeleri duyuyordum. Beni duymasınlar diye de utancımdan çok yavaş adımlar atıyordum. Bir motosikletin üzerinde iki kişi, ortalarında kefene sarılmış bir cenaze. Allak bullak olmuş bir memleket manzarasında troller küfür edip Alak suresi okumayı tavsiye ediyor. Kefen bezi götüremeyenlerin yıkıntılar arasına ilk anda seyyar mescit taşımalarının dayanılmaz ağırlığına şahit oluyoruz. Böyle ikiyüzlülüğü iki cihan bile kabul etmez. Evet, AKP yol yaptı. Malzemeden çalınmış o yollardan deprem bölgelerine ulaşılamadı. AKP belediye yaptı. İlk çöken bina onlar oldu. Hastane yaptı. Enkaz halde duruyor. AKP insanımıza enkaz altından bana yardım edin, ölüyorum diye mesaj üstüne mesaj attırdı. Donarak öldüler. AKP yandaş müteahhite bina yaptırdı. Çökerek insanları öldürdüler. AKP baraj yaptı. Çatlayıp su sızdı. Operatör var, kepçe yok. İnsan var, uçak yok. Yardım var, engel çok. Elleriyle yangın söndüren yurttaşın elini bu sefer de taşın altına sokturdular. Türkiye sahillerinde yıkılıp yıkılıp iyi insanların yüzü suyu hürmetine tekrar tekrar ayakta kalmaya çalışıyor. Saray rejiminin ilk planı bunları görüp söyleyeni fişlemek, savcılara İş vermek için fişleme programı yapmak oldu. Akıl almıyor. Aç susuz, elinde şarjı bitmekte olan telefonuyla bir umut çağrı yapanların o çağrılarını kestiler. O kadar gizlenecek şey var ki ilk yaptıkları deprem faaliyeti Twitter'ı kapatmak oldu. Tıpkı maden facialarında, IŞİD katliamlarında yaptıkları gibi. Türkiye tarihinin en büyük deprem faciasının, en ağır terör saldırılarının, en fazla insan öldüğü maden kazasının, tren kazalarının AKP döneminde yaşanması bir tesadüf değil elbette. Ellerine 10 kişilik liste alıp Twitter'la pazarlık yapmaya gitmişler. Zannediyor musunuz ki hesaplarımızı kapatarak hesaplarınız kapanacak? %96'sını kontrol ettikleri medyalarında deprem bütçelerini savurdukları trollerin de beş para etmez kanallarında 3-5 kişiyle yendik. Çünkü gerçekler yalanlardan güçlüdür. Korkuları öylesine büyük ki hesaplarımızı kapatacaklarmış. Vız gelir tırıs gider. Bir yolunu buluruz. Her haber için ayrı bir eylem yaparım mesela. Çakallığı hatem etmiş ama akıldan yoksun ucubelersiniz. Bilmediğiniz çok şey var. Bebekler ölürken değil, uyurken susulur. Zombi gibisiniz velhasıl. Çoktan ölmüşsünüz. Şimdi kanlı ellerinizle bir ülkeyi de paçasından yakalamış bırakmamakta ısrar ediyorsunuz. Molozların altında masumlar hissizleşiyor. Yukarıda çorba yoktu, ekmek yoktu, battaniye yoktu, çıt yok. Ama enkaz altında sizin hırıltılarınız var. Zombi hırıltıları. Siyaset yapılmayacakmış. Tekrar söyleyelim. Siz devlet olun, biz siyaset yapmayalım. Haklısınız. Karadan kara bir defter bu. Az kaldı.